Tabii ki ilk başta kazandığımız için, 3 puan aldığımız için Kasımpaşa gibi bir takımdan böyle bir deplasmandan 3 puanla ayrılmak bizim için mutluluk verici. Çok önemli bir hafta olduğunu biliyorduk. Neticesinde de kazanmasını bildik. İlk yarıya baktığımızda tabii ki oyun olarak fazla iyi oynamadık. Belki konsantreden dolayı, belki saha şartlarından dolayı, buna ben de dahilim. Çok karambol goller yedik. Ama ikinci yarıya çıkmadan önce devre arasında hem hocamız hem de futbolcular maçı çevireceğimize ve kazanacağımıza emindik. Neticesinde de ben şahsen kayda hiçbir zaman maçı kaybedeceğimizi düşünmedim. Neticesinde de son dakikalarda gelen bir golle galip gelmesini bildik. Şimdi önümüzdeki hafta serimize devam etmek istiyoruz. Şuna değinmek istiyorum ben. Biraz belki kamuoyunda Fenerbahçe'nin kötü olduğuna dair belki yorumlar, eleştiriler yapılıyor ama bu eleştirilere maruz kalmamızın nedeni bence Konyaspor maçı ilk hafta oynadığımız. Çünkü hiç ummadığımız bir mağlubiyet aldık 2-0 öndeyken. O maç bizi biraz geriletti. O maçtan sonra bazı çatlak sesler çıkmaya başladı. Ama biz Fenerbahçe takımı olarak ne yaptığımızı, nasıl oynamamız gerektiğini, neler yapmamız gerektiğini bilen bir takımız. Sadece sahaya konsantremizi, varlığımızı ve düşüncemizi yansıtmamız lazım. Zaten yansıttıktan sonra futbolcuların kaliteleri ortada. Zaten fark ortaya çıkıyor. Karamboldan goller yedik. Kendi performansımla alakalı şunu söyleyebilirim. Çok iyi miyim, çok iyi değilim. Çok kötü müyüm, çok kötü de değilim. Belki geçmiş senelere nazaran bakıldığında o zamanki performanslarımdan biraz daha düşük olabilir. Ama bu tamamıyla sezon başı olmasından kaynaklanıyor. O zaman ilerledikçe daha iyi olacağımı, zaman ilerledikçe takımın galibiyetlerine katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Şanssız goller yiyoruz. Belki Salzburg maçlarıyla iyi başlamıştım ama sezona daha sonrasında hem karambolden hem de bazı yapmış olduğum hatalardan goller yemiş olabilirim ama tamamen sezon başıyla alakalı diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir şey söylemeye gerek yok. O anki düşüncem oydu. Fazla sinirlenecek veya yanlış düşünecek bir şey yoktu. Söylediğimde hani ekstra bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Sinirlenenler veya başka bir şey söyleyenler veya düşünenler varsa da yani diyecek bir şeyim yok çünkü bu benim düşüncem. Var mı? Yok mu? Kolay gelsin. 4 mu? Yok değil. 2-2.